en küçük kondansatöre varıncaya kadar hepsini Rybacon ile yani Japon kondansatörü ile değiştirmiş. Bu kardeşim öyle bir azim etmiş ki bu iki küçük kondansatörü bile Japon ile değiştirmiş. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımdan takipçilerimden birisi bana bir güç kaynağı gönderdi. Bu kardeşim benim adaşım. Güç kaynağının üzerindeki devri üzerindeki tüm kondansatörleri değiştirmiş. Ama fanı çalıştıramamış. Söktüğü parçalar da bunlar. Bu parçaları da istemiştim ondan. Bu kardeşim ne yapmış? Sizinle paylaşmak istedim. Yani bu çok enteresan bir durum. Bunu mutlaka izleyin. Yani ben neler yapmışım, insanları nasıl gaza getirmişim, kendim bile hayret ettim. Bekleyin, biraz bekleyin. Sökelim şunu. Şimdi işin aslını anlatayım size. YouTube kanalımda güç kaynağı modifiye etme, güçlendirme, arıza tamiri yapmak konusunda oldukça fazla videolarım var. Bu kardeşim de benim videolarımı seyretmiş, buradan esinlenerek kendisi satın aldığı ya da kullandığı güç kaynağını daha verimli hale getirmek için, daha doğrusu kaliteli hale getirmek için bazı girişimlerde bulunmuş. Şimdi bu içeriği yayınlamazsam olmazdı. Yani bu kardeşimin yapmış olduğu başarıyı sizlerle paylaşmazsam olmazdı. Bu haksızlık olurdu. Ben ne yapmışım da buna ya da sizlere bu kadar azim etmişsiniz. Ha demek ki şunu gördüm, bu konularda fayda sağlayabiliyorum. Ama şunu da belirteyim, bu SMPS devreler tehlikelidir. Unutmayın, bu kısımda çok yüksek voltaj vardır. Yani öyle her önüne gelen elini alıp tamir etmeye kalkmasın çarpılırsınız. İnsan sağlığını tehdit edecek kadar yüksek voltaj vardır. Unutmayın. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bu kardeşim ne yapmış? Bakın. Bana gönderdiği parçalar bunlar. Bu gördüğünüz Çin malı kondansatör. Ne yapmış bu? Japon kondansatör takmış. Buradan başlamış. Güzel. Yetmemiş. Burada gördüğünüz yani şu 220 volt katında gördüğünüz diğer en küçük kondansatöre varıncaya kadar hepsini Rıbaykın ile yani Japon kondansatörü ile değiştirmiş. Yani üşenmemiş. Bu kadar azim var. Mesela işin gerçeğini söyleyeyim. Ben şu küçük 50 voltluk kondansatörlerle uğraşmam. Genelde bunlar çok az arıza verir. Ama bu kardeşim öyle bir azim etmiş ki bu iki küçük kondansatörü bile Japon ile değiştirmiş. Yani bu Çin malı kondansatörlere güvenmemiş. Haklı olarak burayı bitirmiş, güzel. Daha sonra 12 volt katına geçmiş. Burada da yine bu 12 volt katında bulunan bu dandik çin malı kondansatörlerin alayını değiştirmiş. Ben baktım markalarına, hepsi Rybiken. Yani Japon kondansatör yapmış. Ya ben ne yaptım bu kardeşime de? Bu kadar azim etmiş. Demek ki videolarım etkilemiş ki kullandığı güç kaynağı tehlikeli. Her an arıza yapabilir. Ya da bağlı olduğu anakart, ekran kartı işlemciye zarar verebilir düşüncesiyle ya da korkusundan tüm kondansatörleri değiştirmiş, Japon yapmış. Yani Çin malını tamamen sökmüş bu devreden. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Ya baksanıza. Hepsi Rıbaykın. Hepsi Japon. Şimdi sorun ne? Bana gönderdiği mesajda fanı taktığında dönmüyormuş. Her şeyi bitirmiş. Aslında en basit, en basit gözden kaçırdığı hatayı düzeltememiş. Evet. Tahmin ediyorum. Bu hatayı da ona anlatacağım. O da şimdi seyredecek bunu. Nasıl yaptığını. Bakın. Bu fan soketi böyle değilmiş. Orijinali böyle olması gerekirdi. Bu ne yapmış? Anlatayım. Şimdi bu vidaları söktükten sonra devre kartını çıkarttıktan sonra fanı şu gördüğünüz fan kablosunu böyle elinle çekmiş, eliyle çekmiş. Şöyle. Çekince dipten fan soketinin dişi kısmı da gelmiş. Haliyle bunu nasıl söktüğünü bilmediği için buradan çıkartmış. Bunu bu şekilde döndürerek ya böyle takmış ya da öbür türlü takmış. Fark etmez. Şimdi güç vereceğim. Buradan yeşille siyahı köp yapıp daha sonra ölçü aletiyle hangisi artı, hangisi eksi ona bakacağım. Şimdi ters çevirmem gerekiyor. Yani voltaj çıkışı var. Bu taraf eksi, bu taraf artı. Unutmayın. Ben böyle takacağım için ne demiştik? Bu taraf artı. E bu kabloda kırmızı artı olması gerekir. Takalım. Çalışıyor. Güzel. Demek ki bunu bunu yanlış yapmış. Siz böyle yapmayın. Elektrik varken bu bu şekilde, bunu bu şekilde takmış ve böyle taktığında fanın çalışmadığını görmüş. Bakın. Bu uzun süreli bu şekilde takılı olmamalı. Fanın içindeki transistör ya da mosfet yanacaktır belli bir zaman sonra ısınacaktır. Yani artı eksi yer değiştirecek, ısınacak ve yanacaktır. Fan bozulacaktır. Yani şu soketi çıkartmış ama yanlış takmış. Sorun burada. Bunu hemen düzeltelim. Evet, gördün mü değerli kardeşim? Şu anda fan çalışıyor. Bunu da görmüş oldum böylelikle. Ve diğer arkadaşlar, beni izleyen diğer arkadaşlar, siz de buna benzer hatalar yaptığınızda önce voltaj değerlerine bakın. Ona göre fan soketini bağlayın. Hata yapmayın. Yani uzun süre böyle bırakırsanız dediğim gibi fanı bozarsınız. Unutmayın bunu. Şimdi yaptığı işçiliğe bir bakalım. Ne yapmış? Bakın. Uzun süreli çalışıyor. Size daha önceden bahsetmiştim. Fişi çektiğim halde uzun süre çalışıyorsa bu güç kaynağı olmuş demektir. Yani bu kardeşim yapmış, başarmış. Helal olsun ona. Yine burada voltaj vardır, unutmayın. Ben fişi çektiğim halde yani elinizi değdirirseniz alt tarafa çarpılırsınız. Ben ne yapıyorum? Böyle elimde bir ampul var. Varsa eğer voltaj Mesela yok. Olsaydı ampul hafiften yanacaktı. Yok. Çarpılma riski yok şu anda. Şimdi işçiliğe bir bakalım. Ne yapmış? İşçiliği nasıl? Temiz mi? Hani ben burada kusur aramıyorum. Dikkat edin. Sadece amatör olarak işçiliği nasıl? Ona bakıyorum. İyi. Fena sayılmaz. Fazla da bir kirlilik yok. Temiz iş çıkartmış. Siz de görün. Mesela şurada yapmış olduğu lehim pek hoşuma gitmedi. Bunu hemen düzeltelim. Ama diğerlerinde sorun yok. Bir de temizlik yapmamış devre üzerinde. Onu da hallederim. Diğer yaptığı işlemler çok iyi. Amatör olmasına rağmen beğendim yani. Olmuşken öbür tarafı da düzelteyim. O lehim de hoşuma gitmedi. Bir de temizliğini yapalım. Temizlik çok önemli. Selülozik tiner ile yapıyorum ben temizliği. Sentetik değil dikkat edin. Selülozik tiner. Yani uçucu tiner. Dikkat edin. Parlayıcıdır. Şimdi daha güzel görünüyor. Daha temiz işçilik oldu. Fabrikasyon gibi. Bir de unuttuğu bir şey var. Buralar tamamen toz dolu. Bu olmaz. Elektronik devrenin en sevmediği şey tozdur. Malum tahmin ediyorum elinde basınçlı hava yoktu. Sadece fırça kullanmış olabilir. Bunu güzelce basınçlı havayla da temizleyelim. Yapmışken tam olsun. Temizlik işi tamam. Bitti. Temizlendi. Aynı zamanda tüm kabloların bakımını ve temizliğini de yaptım. Neredeyse sıfır gibi oldu. Şimdi Antalya'da oturan bu değerli takipçim, bu kardeşim bana göre çok büyük bir iş başarmış. Eğer elektronik konusunda profesyonel ya da bu işi bilen biri olsaydı bu basit fan soket sorununu düzeltirdi. Buradan anlıyorum ki daha önce bu işle fazla uğraşmamış, amatörce ama başarmış. Mükemmel bir işçilik, mükemmel bir geri dönüşüm. Böyle diyorum ben. Made in China. Öyle diyor ya ürünün üzerinde. Artık made in Japon. Normal değerinin belki iki kat değere ulaştı diyebilirim. Ne olacaktı? Bu güç kaynağını bu Çin malı kondansatörlerle kullandığında en fazla zaten kullanmış ömrünü tamamlamak üzereymiş. Belki bugün, belki yarın patlayacaktı, anakartı yakacaktı, ekran kartını yakacaktı, işlemciye zarar verecekti. Belki, bilemem. Ama şimdi ne oldu? Yenilenmiş bir ürün elde etti. Bakın, ikinci el değil bu artık. Yenilenmiş. Yani, şöyle mantık kuralım. İkinci el ürün aldığınızda içindeki parçaların değiştirildiğini ya da yenilendiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Sonuçta adı ikinci el. Yani ne demek? Satın aldığınızda bugün ya da yarın arıza verebilir, patlayabilir demek. Bunu unutmayın. Ama yenilenmiş ürün aldığınızda bunun gibi ya da yenilenmiş ürün yaparsanız sıfır kadar bakın sıfır kadar kalitelidir. Bu ayrıma dikkat edin. Çoğu kişi bunu kaçırıyor gözden. Bu Antalyalı kardeşime gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Hani kusura bakmayın. Argo bir kelime kullanacağım. Azimle sıçan taşı delermiş. Böyle bir deyim ya da atasözü var. Ya da azimli sıçan duvarı delermiş gibi bir deyimimiz ya da atasözümüz var. Bu kardeşim bunu yapmış. Gerçekten azmetmiş. Şimdi kendime de sordum. Ben ne yaptım da bu kardeşimin azimli olmasını sağladım. Yani kendimle de gurur duydum diyebilirim. Evet arkadaşlar, bu içerik de böyle olacaktı. Bunu yayınlama ihtiyacı hissettim. Umarım birileri bu anlattıklarımdan dersler çıkartır ya da bir şeyler öğrenmiş olur. Değerli Antalyalı kardeşim, adaşım, güç kaynağının sorunu basitmiş. Bakımını yaptım, temizliğini yaptım, kabloları da sıfırladım. Senin eksik bıraktığın bazı yerleri tamamladım. Güzel de bir iş oldu. Artık bunu gözün kapalı kullanabilirsin. Belki 5 sene ya da 10 sene. Evet arkadaşlar. Bu içeriğimizin de sonuna geldik. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.